Gün içerisinde enerjik olduğun bir saat mutlaka vardır. Bu enerjik olduğun saat hangisidir? Mesela benim şahsım için saat 11'de çok iyi hissederim kendimi. Neden bilmiyorum. Yani herhalde kahvaltı yapılmıştır, günün bir özeti yapılmıştır, çıkartılmıştır. 10.30-11 gibi ben en verimli görüşmelerimi yapabilirim. Bazıları için ben öğle yemeğini yedikten sonra güzel görüşme yapabilirim. Bazıları sabahın erken saatleri, bazıları akşam üzeri. Gerçi müşteriler genelde yorgun olur ama eğer sizin enerjiniz yüksekse ve ben akşam üzerleri daha iyi satış yapabiliyorum derseniz akşam üzerlerini seçebilirsiniz. Şimdi güçlü olduğun günün saatinde en önemli randevularını almak senin için önemlidir. Bu tamam. Peki ya kendini yorgun hissediyorsan, sürekli yorgun hissediyorsan? Bunun tabii birçok tıbbi sebebi olabilir. Burada tıbbi bir şey veremeyiz. Yani biz hani demir eksikliği olabilir, halsizlik olabilir. Ama ayarlayabildiğin şeyler vardır. Mesela uykusuz musun? Çok mu uykusuz kalıyorsun? Uykunu mesela kahve, çok aşırı kahve tüketmek gece geç vakit uykunu mu kaçırıyor ya da fazla çay içmek? Ya böyle şeylere biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Bizim uykumuzu kaçıran noktalar bizim için önemli. Yani çünkü profesyonel satışçı enerjik olmak zorunda. Vitaminler var. Hani bunları bazı uzmanlar kullanın diyor, bazıları kullanmıyor diyor. Yani sürekli kullanmak değil ama belki bazen düşük olduğumuz zamanlarda en azından hani vitamin kullanmayalım, tamam çok güzel, ama beslenmemize dikkat etmemiz de çok önemli. Güçlü bir kahvaltı, hani hep bunlar klişe ama bir gerçeklik payı var. Şimdi kahvaltı etmeyince ne oluyor biliyor musunuz? Ben inanın kahvaltı etmediğim zaman hani böyle sabahtan çok hissetmiyorum bunu ama 12'ye doğru ben bunu hissetmeye başlıyorum. Ve mesela öğle yemeğini atlamak. Öğle yemeğini atladığınızda yine hemen öğleden 1-2'de hissetmiyorsun ama akşam üzerine doğru bir yorgunluk çöküyor. Yani biraz profesyonel olarak bakmak gerekiyor beslenmeye, uykuya, enerjimize. Yani ben çok iyi satıcıyım. Hiç de umurumda değil. Yerim, içerim, geç yatarım, kendime dikkat etmem. Şimdi öyle olmuyor. Profesyonel olarak sen enerjini en üst düzeyde tutmaya zorunlusun. O telefonu açtığında müşteriden daha enerjik olmak zorundasın. Ne yapıyoruz? Bazen enerjimizi müşterinin enerjisine göre indirebiliriz ama potansiyelin olacak ki indireceksin. Yani müşteri senden daha enerjikse orada zaten sıkıntı başlıyor. Mutlaka karşılaşmışsınızdır. Gidersiniz bir teknomarkette. Evet, bu kadar, bu kadar. Yani adam der ki niye geldin? Uyuyacak çünkü uyumamış. Şimdi biz ne yapıyoruz? Satış diyorlar. Gitgide profesyonel olmaya, en iyisi olmaya çalışıyoruz. En iyisi olmak için günlük enerjin kuvvetli olacak. Bunu bir de bir rutine bağlayacaksın. Her aynı saatte yatıp aynı saatte kalkmayabilirsin ama bir rutinin olacak yani. Çünkü bu böyle hani bu çok dikkatsiz olma sana satış kaybettirir. Döneceğin müşteriyi unutursun. Arayacağın müşteriyi unutursun. Ne diyoruz? Enerjik olacaksın. Gün içerisinde enerjik olmak durumundasın. Bunun için de gerekli tedbirlerini alacaksın. Enerjik olmak sana satış getirir. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere.